burada ikiye böleceğiz. Ya da ikiye değil. İsteyenler yürüyüşe katılacak. Bir grup arkadaşla daha çok fotoğraf çekmek isteyen, daha böyle günü az yorularak geçirmek isteyen arkadaşlarla direkt fotoğraf çekinmek Dongoz'un içinde gezmeye gideceğiz. Belki farklı yerlere de gideceğiz. Ayı Barınağı'na sorarız. Oraya doğru gitmek için izin vermiyorlar ama. İsteyen arkadaşlar buradan araçlara yine binecek. 2-3 kilometre sonra köyde inip yaklaşık bir 7-8 kilometre, ilk 2-3 kilometresi rampa, bayır olacak. Ondan sonra 8 kilometre kadar yürünüp öğlen de diğer grupla Boğazköy'de. Aşırı atasım var kendimi, çok yoruldum. Seme konuşturma çıkarken ya. Konuşunca daha çok yoruluyorum. İşte bak elemanlar böyle. Böyle çok konuşuyorlar. Çok konuşuyorlar, iş yapmıyorlar. Aslan. Dant gibi ben bunun üstüne... Shutterstock Music. Göreyim, soracağım. Ah. Meyve. Thank you.
Söylüyorum. Görülmesi gereken doğal hem kültürel anlamda hem tarihi anlamda görülmesi gereken bir yer. Tavsiye ediyorum. Haftaya o var. Haftaya onun dışında rafting var arkadaşlar. Epeydir yapamıyorduk. Çok yapan hocalarımız da sıkıldı ama Koca Su'da olacak. Keyifli bir parkurumuz var yine. Bunun dışında aklımızda bir şey var mı? Yok galiba. Ha tabii ya. Çok doğru. Çarşamba günü. Daha da fazla su seviyesi ağaçların işte bellerine kadar olabiliyor. Ama bir ay, iki ay sonra geldiğinizde burada gördüğünüz birçok göl tamamen kurumuş olabiliyor. Tamamen yani kendi ekosistemini sağlıyor ve birçok göçebe kuş içinde hem konaklama hem üreme ki şu dönem kuşların yavrulama dönemi. Daha milli parkı koruyamıyorsak, oradaki birçok su şirketleri, oteller Uludağ'ın canını okuyorsa burada da gördüğünüz çiftlikte... Hemen ben şey yaparım, kusayım. Sağ olun.